Evet, herkese merhaba. Hoş geldiniz. Az sonra yine çok keyifli bir sohbetimiz olacak. Önce bir iki dakika bekleyeceğiz. Sohbet esnasında yorumları kapatıyorum. Çünkü 20 dakikalık böyle çok hızlı, keyifli bir moda sohbeti olacak bu. Ben yorumları kapatana kadar sizce tahmininiz konuğum kim olacak söyleyebilirsiniz. Çok heyecanlandım, biliyor musun? Çok acayip bir şey bu. Şeyden birbirimizi bunca zamandır göremememiz bizim hayatımız için çok da enteresan. Normal değil. Normal değil. Özlemişim seni, çok güzelsin. Teşekkür ederim, sen de öyle, çok güzelsin. Elbiseniz de parlıyor efendim. Mükemmel bir elbise ya, çok güzel. Ben böyle bir küpeyle kombinledim ama bilmiyorum. Çok mu öne çıkmış? Sen olsan kızarsın ki. Asla kızmam. Artık sen ne yapsan çok korktum. Tamam. Bunu takarken çok korktum. Acaba hani çok fazla olur mu diye. Ben senin karşına çıkmış. Bu kadar korkuyorsun ben. Şimdi bizi izleyenler şöyle bizim arkadaşımızı biliyorlar mı bilmiyorum ama ben şimdi konuşmaya hemen başladım. Kusura bakmayın. Şimdi bizim Mert'le çok eski bir arkadaşlığımız var. Bilenler bilirler, bilmeyenler için ayrıca söyleyeyim. Mert benim için çok kıymetli bir insan. İlk tanıştığımız günden beri öyle ve biz böyle ilk tanıştığımız gün çok iyi anlaştık ve o günden beri de ayrılmıyoruz hiç. Ve bana giyinmeyi öğreten insandır herhalde büyük bir ihtimalle. Çok daha böyle basit giyinirken bir anda daha nasıl derler? Gösterişli de demek istemiyorum ama daha göze güzel gelen bir şekilde giyinmeyi öğretti. Tam madde şahaneydi. Biz teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey daha var. Böyle bazen hep böyle kendi aramızda tartışmıyoruz ama kendi aramızda böyle konuştuğumuz zaman güldüğümüz şeylerden bir tanesi hep benim böyle Mert'in bana getirip işte verdiği çok güzel bir elbise, bunu giyebilirsin dediği şeyleri böyle acayip aksesuarla bambaşka bir hale getiriyor olmam. Ama yani kızmıyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Çok mersi. Şimdi seni daha önce uyarırken söyledim. Sorularım var. Dünden beri sorularımız geldi. Ben şöyle bir şey yaptım. Sorulara hiç bakmadım, biliyor musun? Bana yolladığınız sorulara. Tamam. Sürpriz olsun istedim. Hazırlıksız. Tamam. Şimdi ben soruları ben de ilk kez okuyormuş gibi okuyacağım. Tamam. Beraber cevap vereceğiz sorulara. Tamam, peki. Tamam. İlk hadi. Soru geliyor. Tamam. Işıltılı parlak parçaları aşırıya kaçmadan nasıl kombinleyebiliriz? Sanki soruyu biliyormuşçasın konuyu. Böyle başlamış. Bu Cezmer Soy sorusu. Bir daha sorar mısınız soruyu? Tabii. Işıltılı parlak parçaları aşırıya kaçmadan nasıl kombinleyebiliriz? Yani şöyle, bu eğer bir kıyafetten bahsediyorsak tabii ki daha böyle düz tek renk ayakkabılar ya da işte daha düz tek renk bir çanta ya da bir clutch'la, herhalde böyle ışıltılı falan deyince gece aklıma geliyor benim. Aynen. Daha düz bir, daha sade bir işte clutch'la ya da bir gece çantasıyla falan herhalde diye düşünüyorum. Ama ben genelde gece dışarı çıkarken eğer sadelik peşindeysek sanırım daha çok beyaz altın ya da böyle hani gümüş rengi takıların çok daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Doğru, çok doğru. Ben küçük bir ek yapacağım. Yani ışıltılı parlak parça derken çok parlak renkler ya da daha payetler, boncuklar. Neonlar. Aynen. Burcu'nun dediği gibi daha sakinleştirmek, daha sadeleştirmek çok önemli. Ben birazcık da artık sonuçta dünyada da bu çok uzun zamandır var. Burcu zaten bunu çok, çünkü senin özelinde de söylüyorum. Çok uzun zamandır yaptığın bir şey. Doğal saç, doğal makyaj, doğal saç toplamaları artık zaten hepimizin gündeminde olan bir şey. Moda bunun üzerinden dönüyor. Yapılı hiçbir şey görmek istemiyoruz. Özellikle de artık bu yeni normalde birazcık hepimiz rahatlığa önem veriyoruz. O yüzden her şeyi daha sakin bırakıp kıyafetlerde ya da aksesuarlarda dengeli bir şekilde tırnak içinde abartı rahatlıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki. Yine bir Burcet Mersoy'a özel bir soru gibi. Senin geçtiğini bilmeden böyle bir soru gelmiş. Peki. Bronz tenlerde hangi renkler daha güzel durur? Beyaz. Tabii ki. Kırık beyaz, ekru bence. Bence.
Neon renkler bence. Çingene pembesi denmez herhalde. Neon böyle pembe, neon, yeşil, neon, sarı. Aynen o renkler bence çok yakışıyor. Siyah bence çok bronz sene böyle iyice böyle bilmiyorum ne yapıyor ne de. Evet aynen öyle. Evet aynen öyle böyle mesela daha nasıl diyeyim? Bir de şey çok yakışıyor bence. Kızıl kahveler. Kızıl kahveler. Toprak rengi. Evet aynen bravo. Bir de ben hep şunu düşünüyorum. Cilt renginiz ne olursa olsun insan bronzlaşınca tabii ki daha sıcak bir rengi oluyor cilti. Dolayısıyla da giyeceğimiz bütün renklerin bu bir kırmızı da olabilir, bir mavi de olabilir ya da senin dediğin gibi daha natürel tonlar da olabilir. Sıcak alt tonları olması lazım. Çok donuk renkler, donuk alt yapısı olan renkler mesela bronz tende çok güzel duruyor. Mesela bunun örneği şu olabilir. Daha pastel sarılardansa daha böyle ayçiçeği sarısı gibi sarılar bronz tende daha güzel duruyor. O yüzden bir sıcaklık olması gerekiyor. Teşekkür. Ek yapıyorum. Sıradaki soru. Etekler için nasıl kombin önerilerinde bulunursunuz? Uzun etekler, kısa etekler. Bence farklı farklı verebiliriz cevabı. Hem uzun hem kısa. Ya ben uzun etekler için böyle daha düz ayakkabıları seviyorum. Yani özellikle bir de yaz mevsiminde özellikle böyle uzun uzun eteklerin altına düz parmak arası terlikler ya da böyle işte hani ne diyorsunuz manuşka bir şey böyle hani böyle babuşlar. Babuş. Babuşları çok yakıştırıyorum. Onun dışında böyle mini eğer mini bir etekten bahsediyorsak mini eteği bazen spor ayakkabıyla bazen de böyle çok iddialı olmaya çalışıyorsak daha böyle topuklu bir ayakkabıyla giymeyi tercih ediyorum. Midi olan şeyleri de daha çok böyle terliklerle giymeyi, topuklu terliklerle giymeyi seviyorum. Arkası açık ayakkabılarla daha doğrusu. Zaten senin ayakkabıya olan düşkünlüğünü çok iyi biliyorum. Yani herhalde biz tanışalı 15 seneyi geçti. Sorular dışında bir şey söyleyeceğim. Bunu çünkü söylemeden edemeyeceğim. Ben seni tanıdım tanıyalı sen kendine çok bakıyorsun. Yani bakımına her anlamda saçına, cildine, vücuduna çok önem verdiğini biliyorum. Ama herhalde bunca yıldan sonra bunu söyleyebilirim. Herhalde Burcu Esmersoy tarihinin en zinde, en formda ve en güzel zamanını yaşıyorsun. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Aa, ne kadar ilginç. Bunu iltifat olarak söylemiyorum. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ben de öyle hissediyorum. Aslında ben hep çok iyi hissediyorum ama bu son dönemde gerçekten çok iyi hissediyorum. Özellikle son bir aydır falan. Yani ne oldu? Bunu bilmiyorum. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Ben tabii ki çok uzun süredir tatil yapam, yani tatil gibi bakmamak lazım ama dinlenme fırsatına sahip olamamıştım ve çok çok çalıştığım için çok da yoruluyordum aynı zamanda. Ve böyle o 2-3 günlük tatillerimde bile hala iş konuşup böyle işte WhatsApp'tan gelen mesajları ya da e-mailleri de cevaplamak zorunda kaldığım için de herhalde kafam da çok dolu oluyordu. Ama güzel bir karantina dönemi geçirdim. Karantina döneminin arkasından da bambaşka bir döneme giriş yaptım. O yüzden iyi hissediyorum ve iyi de görünüyor zaten. Oldu yani evet. Aynen öyle. O görünüyor zaten. Teşekkür ederim. Evet. Çok mersi. Sıradaki soru efendim. Hemen ciddileştim. Ev ve bahçe davetlerinde nasıl kombinler tercih etmeliyiz? Ev ve bahçe. Şöyle kesinlikle topuklu ayakkabıdan kaçınmak lazım bence. Yani o bahçenin nasıl olduğunu bilmiyoruz tabii ki ama herhalde büyük bir ihtimalle ya çimdir ya topraktır ya da işte kırık taşlardan falan yapılıyor genelde. O yüzden bence düz ayakkabıları tercih etmek lazım. Bir spor ayakkabı bile olabilir aslında ama düz terlikler işte şeyler. Yine unuttum babuş muydu? Babuşlar, düz sandaletler. Babuşlar. Tamam babuşlar falan öyle şeyler. Düz sandaletler giyilmesi lazım bence. Topuktan mümkün olduğunca uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Bir de tril tril elbiseleri ben çok seviyorum. Yani eğer böyle ev ve bahçe, yani böyle bahçe davetlerinden bahsediyorsak, ben böyle daha ince askılı, incecik askılı, tril tril uzun, bazen derin yırtmaçlı, bazen fırfırlı ama daha çok böyle şifondan ya da böyle uçuşan ipekten falan böyle daha hafif üzerimizden akıp giden elbiselerle işte bu terlikleri falan veya düz ayakkabıları kombinlemeyi seviyorum açıkçası. Ben küçük bir ek yapacağım. Yani özellikle ev ve bahçe davetlerinde eğer ne bileyim bu ufak da olsa bir konseptli bir parti gibi bir şey değilse eğer Burcu'nun dediği gibi daha tek parça elbiseler ya da belki
işte daha hani eskilerin tiril tiril dediği bol pantolonlar ve üstünde şık bluzlar, bol ipekli gömlekler. Gerçekten bu tip davetlerde çok güzel oluyor. Ben tek parça elbiseleri yazın çok seviyorum. Özellikle yani. Burcu'nun üstündeki gibi de Maçka koleksiyonunda çok ben göstereyim elbiseyi. Elbise çok güzel bu arada. Şöyle gitsin. Şöyle. Ay buruşmuş oturduğum için çok kusura bakmayın. Ama elbise böyle çok güzel bir elbise. Şöyle buradan evet, ayarlaması var. Ben bağlamadım. Böyle açık daha çok sevdim bunu. Çok güzel. Bir de şey çok önemli. Artık dünyada da el işçiliği çok kıymetli bir şey olduğu için bu yılın, bu yazın trendlerinde de bu çokça görülüyor. Senin üzerindeki elbisede de olduğu gibi o işlemeler, rafyalar tabii ki Bia mı geldi? Evet. Göstereyim hemen. Telefon. Bia. Aa gitti. Aa, hiç kameralar rastlanmıyor bu çocuk ya. Gibi değil. Hiç, hiç annesine benzemiyor bu. Hiç. Bakayım, tamam. Bir de tabii ki hani daha sade kılıklarla, daha sade seçimlerle ben mesela özellikle yazın daha abartılı aksesuarları, bolca aksesuarı, kolyeler, bileklikler, senin de taktığın gibi büyük küpeleri ben de çok seviyorum. Zaten sıradaki soru oymuş. Yazın aksesuar seçimi nasıl olmalı Burcu Hanım? Bunlar filan. Bunlar filan. Yani böyle şey bu tip böyle büyük büyük küpeleri falan çok seviyorum fırsat. Çünkü şöyle daha açık giyinme şansına sahip oluyoruz ya. Böyle mesela gerdanımız falan daha böyle açık olunca bu göğüs dekoltesinde demek lazım. Omuz dekoltesi, evet. Göğüs dekoltesinde daha geniş tutabildiğimiz için mümkün olduğunca büyük küpeler kullanabiliyor olmak hoşuma gidiyor benim açıkçası. Ben kışın böyle daha çok kazaklar, boğazlı kazaklar falan giydiğim için daha küçük küpeler şey yapıyorum, yakıştırıyorum kendime. Ve böyle genelde işte sudan çıkınca ya da işte akşamüstü bir yere giderken falan da ıslak saçı böyle toplayıp hemen işte geceye devam etme yöntemine falan daha çok başvurduğum için yine böyle küpelerimi daha böyle gösterecek saç modelleri falan tercih ediyorum açıkçası. Aksesuar olarak sadece küpeden, kolyeden bahsetmiyorum. Kolye olarak da mesela daha çok gerdanlık, yani sen bilirsin benim çok beğendiğim bir marka var. Burada bildiğimiz bir şey. O markanın böyle çok güzel, daha böyle tam buraya, ne deniyor buraya? Buraya tam buraya oturan. Eskilerin dediği gerdanlık aslında. Tam çünkü evet. Gerdanlık dediğin şeyin tam şuraya oturan. Evet, tam buraya oturan şeyleri seviyorum ama ben. Genel adı kolye zaten. Ama çok evet, evet. Çokır tasma var. Tasma başka. O kadar. Şimdi buraya çok, yaşıma çok yakıştırmıyorum aslında tasma, yani çokırları ben. Ama mesela işte şuradaki kemikleri falan daha çok ortaya çıkartabilecek gerdanlıklar falan. Hani gerdanlık deyince yanlış anlaşılmasın, böyle taşlar falan, öyle bir şeyler bahsetmiyorum. Aynen, doğru. Öyle şeyleri, kolyeleri seviyorum. Onun dışında böyle büyük büyük bilezikler takmayı seviyorum. Kalın kalın, büyük büyük, çok çok. Ayak bileğine halhal seviyorum bence. Bütün kadınlara çok yakışıyor. Bence erkeklere de yakışıyor bu arada. Ben de halhal seviyorum. Erkeklerin görmek çok hoşuma gidiyor. Sağ olun, çok. Erkeklerde mi hoşuna gidiyor? Hayır, sende her şeyi görmek hoşuna gidiyor. Zaten de yani erkekte de kadında da ben mesela hiç alışamadım ama hal ben de seviyorum. Çok ince zarif şeyler hoşuma gidiyor. Böyle evet, böyle şimdi bir örgüden falan da yapılıyor ya onlar. Onlardan da olabilir yani sonuçta. O yüzden beğeniyorum, hoşuma gidiyor. Peki. Şimdi diğer sorumuz. Natürel renkler çok moda. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Hani zaten en başta da söyledik aslında. Hani evet, sezonun da trendlerinde var. Gazlar, ekrulardan, felt onlar. Ama zaten senin de özellikle sevdiğin evet. Renkler bunlar. Çünkü gerek hani, şimdi sen tabii o anlamda hani sarışın ve renkli gözlüsün ama mesela daha koyu tenli, daha esmer kadınlara da aslında bu tonlar her cilt ve her saç tipindeki rengindeki kadına çok yakışıyor aslında. Evet, evet. Herhalde doğru aksesuarla kombinlemek birazcık şey. Sorularda olmayan bir şey soracağım. Çünkü sana çok yakıştırdığım için. Peki. Elbise mi? Yaz için konuşuyorum. Elbise mi? Şort mu? Elbise. Şort mu yakıştırıyorsun bana? Mesela şu şey çok trend bu sezonda. Bu ceketli şort takımlar bu sezonun trendlerinde. Ha tamam, evet. Ben de seviyorum tabii. Benim de var ama mesela onları ben... Ay çok pardon, sözünü kestiysem özür dilerim ama ben şimdi mesela onları takım olarak giymek istiyorum ama dışarısı çok sıcak. Çok yani sıcak. Çok sıcak olduğu için o ceketi alamayacaksam, üstüme giyemeyeceksem, ben artık o omuza atma olayından da biraz sıkıldım. Omuza bence yazın. Yani o öyle kalmadı yani artık. Yazın omuza doğru bence. Geliyor çünkü yazın. Evet abi. Evet.
kışın hala çok hoş geliyor bana, böyle boğazlı bir kazağın üstüne atılmış bir ceket. Aynen. Benim hoşuma gidiyor ama yazın yani zaten neredeyse çıplak bir tenin üzerine, yani atlet oluyor ya da başka daha ince bir şey oluyor. Onun üzerine böyle tekrar bir de ceketi omuza atma hoşuma gitmediği için ceketi alamayacaksam o ceketli takımları çok da fazla kullanamıyorum yani yazın, gündüz özellikle. Ama mesela akşam üstü falan gibi bir saatte daha böyle toplantısal bir yere falan gidiyorsam falan kullanabilirim tabii ki. Ama o yüzden de tek parça elbise sanırım daha çok kurtarıcım benim. Çok doğru. Çünkü ben de mesela şort, ceketli şort takımları ilk gördüğümde daha bana böyle editoryal, daha çekimlik, şık görüntülü geldi. Ama günlük kullanım için biraz daha zor, doğru söylüyorsun. Evet. Çok sıcak yani, dışarıda 100 derecede o ceketi hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Belki evet, bir akşam davetinde ya da evet, havada bir şeyde rahatlıkla kullanılabilir. Peki. Güzel soru. Yaz mevsimi deyince aklınıza gelen üç şey. Karpuz diyormuş. Deniz, kum ve aşk. Bilmiyorum niye öyle oldu. Bakalım. Enerji veriyoruz şu anda. Evet. Bence yaz mevsimi deyince deniz kesinlikle. Benim hayatta en sevdiğim şey, sen biliyorsun, ben yasemin kokusuna delirdiğim için. Evet. Yasemin kokusu yaz benim için. Ay bir de karpuz dedin ama benim için de şeftali mesela. Bitirdin. Şey o zaman öyle kiraz miraz falan diye yürür. Yaz meyveleri ayrıca topar. Evet. Son sorumuz da şu. Yaz akşamı, şimdi bunu senin özelinde soruyorum. Burcu Esmerso yaz akşamlarında fresh ve şık kombin önerisi olarak bize ne önerir? Nereye gidiyoruz mesela? Nereye gidiyoruz? Şuna bu olur, buna bu olur. Sen böyle bize bir iki tane kombin önerisi ver. Yaz akşamı. Evet. Şimdi ben mesela eğer akşam yemeğine gidiyorsam, kız arkadaşlarımla gidiyorsam böyle daha tiril tiril bir gömlek. Böyle daha böyle omuzdan sarkan, artık böyle hani yeni böyle bir modelde giyiyoruz ya. Böyle düğmeleri iyice açık ve yakası arkadan sırttan sarkacak kadar. Altına da yine aynı kumaştan, aynı yumuşaklıkta güzel yüksek belli bir şort olabilir. Yine işte düz terliklerle mesela. Ama böyle daha böyle şık ve daha gösterişli olmak istiyorsam eğer. Bu yeni o elbiselere ne diyorsunuz Mert? Böyle hani incecik spagetti askılı, böyle genelde jarseden oluyor. Minicik elbiseler var. Böyle buralardan Jacquemus falan da yaptı. Böyle hani buralardan büzdüğün zaman iyice oturuyor vücudun. Evet, anladım. Yani, nedir o elbise? Bir adı var mı? Yani mini jersey dress olarak geçiyor aslında. Tamam, okey. İşte mini jersey elbiseleri çok beğeniyorum ama böyle hani vücuduna böyle iplerinden çekiştirerek daha da böyle oturtabildiğin elbiseler var ya, onları çok beğeniyorum. Ve bence hani sanki herkesin evin yani isteyen yani lerin alıp mutlaka kullanabileceği şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bu üzerimdeki gibi bir elbise mesela. Yine böyle arkadaşlarla böyle deniz kenarında hani işte ne yiyeceğin önemli değil aslında. Keyifle işte dalgalar denize vuruyor, ayaklarına bile vuruyor olabilir yani sonuçta. Öyle güzel bir akşam yemeği ise mesela böyle bir elbiseyi giymeyi tercih edebilirim. Böyle şeyler. Mesela ama hep böyle de mesela topuklu evet, ayakkabıdan kaçınarak yani sonuçta. Yalın ayak. Genelde mesela ben şimdi Bodrum'dayım bu yaz yani genelde. Mesela hiç ayakkabı falan götürmedim oraya. Ve evden aşağıya restorana mesela hep yalın ayak iniyorum. Yalın ayak yukarı çıkıyorum falan. Hep böyle bir ayakkabı terlik falan da çok da fazla giymediğimi fark ettim aslında. Ama benim bu çok hoşuma gidiyor. Yani yok gibi terlikler, yok gibi ayakkabılar bence. En çok. Yaz deyince benim aklıma da çok önemli bir davet ya da bir düğün, dernek vesaire gibi bir şey olmadığı sürece topuklu ayakkabı yazın bana külfet gibi geliyor. Tabii ki çok sevenler giyebilir, o ayrı mesele. Benim ekleyeceğim ne olabilir? Ben mesela senin üzerindeki gibi güzel bir poplinden gömlek elbiseleri de çok seviyorum. Uf, bayılıyorum, onu unuttum. Gömlek elbise istediğin gibi düğmesini açıp böyle hani seksilik dozunu ayarlayabildiğin, deri bir kemerle belini sıkılaştırıp büyük takılarla şıklaştırabildiğin. Evet, doğru. Bir de bence yaz dediğin mutlaka denim şort olmazsa yaz olmaz gibi geliyor bana. Denim şort çok seviyorum. Bravo ben. Doğru. Doğru, beyaz bir tişörtle ya da bir atletle falan. Peki, güzel bir body. Bir Burcu Esmersoy'a özel bir soru. Bu bana çok geldi bu sorularda. Peki bir şey sorabilir miyim? Evet, tabii. Siz hiç yorumları açıyor musunuz? Bizi izleyenlerden de soru alıyor musunuz? Zaten 17 dakika oldu. Son 3 dakikamız oldu. Ha, peki tamam, okey. Tamam. Soru şu, çünkü seninle ilgili beni tanı, yani senle benim ilişkimi artık bilmeyen yok ama bilen herkesin sorduğu şöyle bir şey var. Sen buna genel bir cevap verirsin.
Burcu Esmersoy'un özellikle yaz için bakım ve güzellik sırları nelerdir? Yanlış insan ya. Niye sorayım ben size? Bir tane şey söyleyeceksin. Şimdi kısa kısa uzun uzun bir, ben bu konuda dertliyim, o yüzden yani söylemek istiyorum. Şöyle şöyle bir şey. Ben geçen sene Mart ayında lekem oldu. Çok ilginç. Ben yani geçen seneye kadar hiç yüzüme koruma bile sürmeyen bir insandım. Demek ki yıllar içerisinde yormuşum cildimi. Ama zaten Mart ayında da bana deseniz ki mesela ben sadece yazın yüzüme işte 30 faktör falan koruma sürülmesi gerektiğini düşünen cahillerden bir tanesiydim aslında. Ama yani yılın 365 günü sürmemiz gerektiğini gerçekten geçen sene bu alnımdaki leke, yani şurada bir tane görüyorsunuzdur zaten herhalde. O lekeyle tanıştığım gün anladım açıkçası. Ve şöyle bir şey, eğer benden bakım önerisi istiyorlarsa sadece yazın değil, gerçekten üşenmeden, yaş da önemli değil bu arada. Çok erken yaşta başlamak gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka güneş korumalı kremlerinizi, nemlendiricilerinizi mutlaka barındırın çantanızda falan. Bazen insan şey yapıyor. Yani gün içerisinde de bir kere daha da sürmek gerekiyor aslında. Mutlaka çantaya bir tane atın derim. Bu hani böyle cildin yaşlanması ile ilgili böyle bir ukalalıkta bulunmayacağım ben. Sadece lekelerle ilgili sıkıntım var. O yüzden bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bakımının dışında şöyle mesela bence cilde kese yapmak, vücuda yani vücuda yine yüze, böyle yüze daha ince bir şeyle tabii ki yapmak, kese yapmak bence çok canlandıran bir şey. İşte bu yeni titreşimli ürünlerle atıyorum serumlarınızı sürmek ya da işte ben jelle yıkıyorum mutlaka yüzümü, işte mutlaka her akşam jelle bu şekilde köpürterek falan yıkamak gerektiğini düşünüyorum. Cildinizi temiz tutmak, eğer yüzden bahsediyorsak, yüz bakımından bahsediyorsak bunlar ön planda bence. Çünkü şimdi bir de işte bir sürekli işte krem ya da güneş yağı atıyorum. Yüzümüze sürdüğümüz, vücudumuza sürdüğümüz güneş yağını ister istemez dalıp bazen yüzümüze de sürüyoruz. Doğru. Ona mesela işte dikkat et. Ben mesela saç diplerime sürüyorum biraz buralar falan daha şey olsun diye aslında, ama yani yüzü mutlaka akşam yatmadan önce köpürterek yıkamak lazım. Ben eminim ki onun dışında da bol su için ve spor yapın diyeceksin. Çünkü senin öyle pardon, yaptığını... Pardon, onu unuttum. Evet, aynen. Burcucuğum çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese de teşekkürler bu arada. Çok keyifli bir yayın oldu. Şahane bir yazı olsun. Amin hepimiz için. Keyifli, en kısa zamanda böyle yan yana görüşmek üzere. Tamam. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay, aynen ben de. Evet, herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki haftada sürpriz bir konukla sizlerle birlikte olacağız. Maçka ile sohbetlerimiz yaz boyunca devam edecek. Tahminlerinizi, görmek istediğiniz kişileri, sorularınızı da mutlaka bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.